Yine ciğerimiz yandı. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yangının tehdit ettiği Kuyucak Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevler 4 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınabildi. İzmir'dense acı haber geldi. Orman yangınına müdahale ederken yaralanan orman işçisi Mustafa Gürpınar hastanede hayatını kaybetti. Alevler ormanı sardı. Dumanı ise gökyüzünü kuşattı. Ormana girmiş şu anda. Geçebilirsek geçeceğiz. Ateş çemberinde kalan bir mahalle hızla tahliye edildi. İnanılmaz rüzgar bu tarafa döndü. Gelelim işte buraya söndürmeye. Bas, çok kötü. Doktorlar sitesine doğru ilerliyor. Muğla Milas'a bağlı Güvercinlik Mahallesi yakınlarında başladı yangın. Ciğerlerimizi kavuran alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede oldukça geniş bir alana yayıldı. Ormana girmiş şu anda. Alevlerin etrafını sardığı Kuyucak Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. İnanılmaz rüzgar bu tarafa döndü. Gelelim işte buraya söndürmeye. Bas, çok kötü. Doktorlar sitesine doğru ilerliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, 70'i aşkın arazöz ve su tankeriyle 12 iş makinesi sevk edildi. Yangına 8 yangın söndürme uçağı ve 14 helikopterle ise havadan müdahale edildi. 615 orman işçisinin de görev aldığı yangın 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gece yarısına dek sürdü. Şimdi yüzlerce ağacı küle çeviren yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ise yakılan hızlardan sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına yol açtı. Geliyor. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'dense acı haber geldi. Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaralanan orman işçisi Mustafa Gürpınar hastanede hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Gürpınar'ın naaşı törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası olan Gürpınar'ın cenazesi Başkimse köyünde dualarla toprağa verildi.